Bu kadına hayran kaldım ya, ısırır diyor. Hayvan diyor. Çoban köpeği diyor, ısırır diyor. Isırır tabii diyor. Yok yok, iyi iyi iyi. Evet. Yörük çadırlarını görüyorsunuz. Aa, gittik inekler. Ay aşkım, yolun devamı yok gibi duruyor. Tam tepede böyle biraz fena duruyor. Sağdan olduğuna inancın tam mı? Yiğit miyim? Bence soldur. Bence soldur. Burada böyle yörük çadırları, yörük evleri gibi küçük yerler görebiliyorsunuz. Bu biraz daha ev gibiydi ama yörük çadırlarına falan rastlıyoruz ara sıra. Aşağıda da var hatta. Hayvancılıkla uğraşanlar orada amcamız gibi işlerinin başında bekliyorlar. Buralarda güzel de vakit geçiriyorlardır diye düşünüyorum. Zaten gezginlere falan alışkınlar. Direkt nereden geldiğinizi, ne yaptığınızı soruyorlar. Artık soracak olurlarsa bu sefer ben diyeceğim ki şu dağın arkasından bu tarafa geçtik. Amcacığım keçilerden sütleri sağıyor. Oo, bir sürü baksana. Onun haricinde az önce bu gördüğünüz dağın arkasındaydık. Şimdi bu tarafa geçtik çünkü gideceğimiz köyler şu taraflarda. Saklı kentin oraya tırmanarak da yukarıdan bir rota vardı. Fakat bu taraftan gitmeyi tercih ettik. Bu tarafın yollarından bu şekilde hani manzaralı devam etmeyi tercih ettik. Muhakkak o taraf da güzeldir ama Erkin abi bize bu tarafın daha güzel olabileceğini kopyasını verdi. O yüzden bu tarafa geldik. Ve bugün gerçekten bir tanecik tepenin, dağın etrafında dönüyoruz. Evet, aşırı keyifli, çok mutluyuz. Gayet de güzel geçiyor. Fotoğraflar falan çekiliyoruz ama saate bir baktık. Yani normalde bu kadar zamanda kilometrelerce yol gidebilirsiniz ya da asfaltta tabii, ya da buralara gelip yani bu kadar kısa mesafe sürüşü bu kadar kısa mesafe sürüşü saatlerce saatler sürerek tamamlayabilirsiniz. Uzun zamandır ilk defa bakın aşağıda araba falan görüyoruz. Önceden biraz daha yollardaydık. Kendimizi, motosikletimizi falan tanıyorduk yani. Ama sonra kendimizi bu tarz yollara atmaya başladık. İnsan neyi sevdiğini deneyerek buluyor. İlk önce bir özendiğin şeyleri deniyorsun. Sonra kendini gitgide tanımaya başlıyorsun ve seçimlerini bu doğrultuda yapmaya devam ediyorsun. Eğer buradaysak bunun sebebi budur. Aşkım. Görmedim ben senin arkada kaldığını. Emre şu an video çekerek geliyor, aman tanrım. Dedim herhalde amcanın yanına keçi sütü içmeye gitti sıcak sıcak. Aşkım peki şu an Antalya'da dünkü gibi o sıcak havada aşağıda olmak mı isterdin? Deniz kıyısında, hatta denizde yüzmek mi, yoksa burada olmak mı? Burada olmak daha iyi çok. Deniz göreceğiz. O konuda ben her şeye açığım ya, hani o da güzel. Ay, atlar çok güzel. Ne diyorduk ha, ben o konuda yani aşağıda denize girmeye de okeyim ama çok sıcak, yapış yapış falan, böyle tuzlu muzlu, kumlu kumlu, biraz bilemedim ama burada olmak daha güzel, serin serin ya, daha keyifli yani. Muhtemelen sizler de bu videoyu eğer buraya kadar izlediyseniz burayı tercih ettiğinizdendir. Gelmeyi hatta belki de düşündüğünüzdendir diye düşünüyorum ama sizce hangisi yani? Ben her şeyi uyarım mı diyorsunuz? Yoksa deniz mi, yoksa dağlar mı? Emre'nin tarzan olduğunu artık anlamışsınızdır. O seçimini çoktan yaptı. Fakat ben her yere giderim herhalde. Yani olur, eğlenmenin yolu mutlaka bulunur.
Yeter ki benim için birazcık sakinlik olsun. Birazcık konforum, uykum olsun. Yeter. Bu yol nereye gider bilmem ama sürüyoruz işte. Hayır, hayır. Tamam dur, tamam dur. Gel gel, oraya dönmezsin, bir şey olmaz. Gelmiyor, gel. Gelmiyor, gelmiyor. Gelmiyor. Oraya gidersen diye. Gelmiyor. 200 metre sonra hedefimize ulaştınız diyor. Çok yanlış konuşuyor bence. Navigasyon mezarlığın önünde dedi ki istediğiniz yere geldiniz. Aha, bana da dedi. Bu bir mesaj mı? Evet, yeşillendi artık buralar ha. Baksana hep kurak yerlerden geliyorduk. Artık çiçekler var, otlar var. Renklendi, köpekler var. Az önceki köpek koşsaydı ne yapabilirdik ki? Sol taraf şey değil mi ya? Texas filmlerindeki yerler gibi. Böyle. Evet. Hey. Lan. Vay. O zaman vizörünü kapat. Çünkü arının bir giriş izni istedi. Kaç. İstemeyiz böyle bir şey. İstemeyiz böyle bir şey. Dur. Çarpma bana, fren yaptım. Aa. Arılar. Panik yaptırtmasan ölen. Arılar. Arılar. Sokacaklar. Hah, göle geldik, rahatladık. Wow. Wow. Bir Toroslar atasözü der ki köpek gördün kaç, dağ gördün sür. Yani dağ gördün sür, köpek gördün kaç, sıralım olur. Evet, buradan doğru dönünce kameraları saklı kente doğru çevirmiş olacağız. Hemen şurası, şuradaki tesis. Orası bir kayak merkezi aslında. Çok fazla yerli yabancı turisti ağırlıyor kışın. Biz de onun etrafından dolaşmış olduk bu güzel yolda. Fark ettiyseniz bir kısmı oldukça kurak, bir kısmı daha yeşillikli. Hayır! Köpüş mü? Köpek mi gördün? Allah'ım çok korkuyorum ya. Ha, buzaymış o ya, onu köpek mi sandın? Gıcık! Allah'ım nasıl koşuyor, nasıl tatlı koşuyor. Buraları hep kaka yapmışlar. Asfaltta olsa üzülürdük kaydırır diye. Ama burada umurumuzda değil. Gübre. Şu an olduğu gibi Emre hiç düşünmeden sağa döndü. Dedim nereden biliyorsun, ben öyle hissediyorum dedi. Ama asla emin değil. Eminim diyor bir de. Sonra buraya kadar geldik. Aa diyor, bir köye geldik. Nereye, hangi köye geldik ki? Oğlum neredeyiz? Gel gel. Gel gel diyor bize. Yani şu ses tonunu öyle bir emin kullanıyor ki. Tanımasanız peşinden gidersiniz. Yani harita elinde geziyor gibi konuşuyor. Şöyle bir bakıyorum ama hayırlara vesile olması dileğiyle. Yani en fazla ne kadar kaybolabiliriz? En fazla ne olabilir? Evet, şu an araya dağlar, mesafeler girdiği için Emre'nin sesi yok ama muhtemelen en fazla ne olabilir ki edebiyatı yapıp sonrasında aa yanlış mı geldik ya muhabbeti yapıp geri dönebiliriz. Az önce ses kesildi de ne dediğini tahmin ettim yani. Yani teyze amca bizi alıp tanımışlar. Üf,
toz ettin. Ben neden yavaş geliyorum ki? Konuşurken insan konsantre olamıyor yola sanki. Bir şey diyeceğim, yol mu bitti, ne oldu ya? Olduğu yere bırakma özgürlüğü motoru. Çantada şişe var aslında, şişeye doldurabiliriz. Dolduran bile oldu şimdi bu. Sibil Pınarı. Sibil Pınarı. Aşkım bir şey diyeceğim. Biz etrafından dolaştık ya. Şu da bir yol değil mi, zikzak tak 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 tak. Orası şey işte, Saklı Kent'e çıkıyor. Ha, kayak saat merkezine. Saat çıksaydık kayak merkezine, o yola verecekti. Toru kızdırdık herhalde, rüzgar yaptı. İçeceğim ben. İçeceğim. Toroslar suyu, güzel. Buz gibi ha, erikli merikli tat yemiş. Aman aman aman. Gujiler var lengiçlerinde. Mesela burada arka frene hızlı bassan. Haşırt da blackboard. Wow. Ne kadar kara keçiler. Çok. Çok fazla keçi, çok fazla keçi. Aha, köpek yukarıdan geliyor. Yukarıda. Aa, bir tane de aşağıda. O keçi mi lan? Keçi. Aa, yukarıdaki de keçi. Baksana, onun köpek Sivas Kangalı olduğuna yemin edebilirdim az önce. Bunların da kimisinde tasma var, şıngır şıngır. Zil var, kimisinde yok. E ne bu küçük ne ya bu de... Çok komik tipi. Muhtemelen o çanlı olanın çanının sesine gidiyorlar. O elebaşları olabilir. Bütün dikkatim şu an yol haricindeki her şeydi. Aa, motorlu bir dayı gördüm. Taneler. İki mi? Oo. Bence duralım burada biraz, soluklanalım. Onlar geçip gitsin. Vallahi. Tamam, onlar gelsin. Biz böyle duralım. Duranı ellemez ki hayvan. Evet. Aşkım. Bas. Kovalarlar mı? Ne? Kovalar mı? Ne? Hah, tamam. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Boşta da bir şey yetmez onlar. Tamam. Durmasaydım bu kovaları. Tamam o zaman, sağ ol. Ben ondan durdum, bekledim ya. Geziyoruz mu? Geziyoruz biraz. İyi geldin. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Lan sen nesin lan? Şuradan hiç korkmamış gibi geçelim. Aha. Orada da var bir tane. Atıl kurt var ama. Bunun hiç geri dönüşü yok şu an. Atıl kurt değilmiş. Korkuyorum ya. Oo, yol ne güzel.
cıvıl cıvıl bayramlarını kendileri ederler. Cıvıl cıvıl. Ya. Maddi manevi onlardan sülalemizde rahat da yok. Allah çok versin. Amin. Benim çocuğum okulmasında da çok ayrı dokandı. Kalabalık aile mutludur. Değil mi? Yani bir çocuktur neticede. Cepte bir lira yoktur. Grafiği bir bozuktur. Düzelmez. Anladın. Herkes bunu tanımaz. Öyle. Öyle. Hoş geldi. Geldi. Ovanlı. Erzurum bu. Okan. Oraya mezara vardığınızda sola. Tamam. Mezara vardığınızda tamamdır. Sola. Oradan Ağudan'a. Ağudan'ın içinden Beyişleri böyle sakin bir yer gelecek 3-5'e. Onu da geçeceğiz. Tam ana asfaltlı köprünün altında. Sayın. Tamam, tamamdır. Teşekkür hadi ederiz. Çok memnun olduk. Çok domuz var diyor baba. İnek kadar var. Yavaş git köpek. Sodan köpek çıkabilir. Aman. Kapattı. Burada elma mı yedi ya? Aha. Ovacık üzerinden geçmeyelim, yoruldum. Şeye gidelim burada, elma da yedi. Böyle bir köyden geçtik. Gerçekten kahvesi yokmuş ama imamıyla tanıştık. İmecik imamıyla tanıştık. Buradan sevgiler. Sol tarafımız böyle komple yayla zaten. Taraslar, dağlar arkamızda. Biz şu an Elmalı'ya doğru gidiyoruz. Saat 5 civarı şu an. Muhtemelen Elmalı'ya da bir saat sonra falan varmış oluruz. Tam 6. Bir yemek yeriz, sonra da istirahate geçebiliriz. Şimdilik böyle devam ediyoruz. Torosların bir kısmı geride kaldı. Diğer kısmını yarına saklıyoruz. Tabii ki buralar gez gez bitmez. Aşağıda Pozan Gölü vardı. Buradan sola hayat. Aşağıda bir Pozan Gölü vardı. Ama orası kurumuş. Oo, yol çok güzel. O yüzden göle doğru devam etmemeyi karar verdik. Onun haricinde de zaten bir yol rota çıkartmıyordu harita. Eğer girersek orada 6, dönüşümüz 7-8. Vakit olarak biraz sıkıntıya girebiliriz diye düşündük biz. Devamında da bir şey Kızlar Sivrisi'ne gidebilirsiniz mesela sizler bu da bu tarafa gelmişken. Buradan biraz daha aşağıda bir tarafta kalıyor. Bu taraflarda bir yerde özellikle tırmanışçılar için, kışın böyle kayak için falan bayağı da gidiyorlarmış yani tırmanışçılar. Güzel de bir yermiş. Etrafında hani böyle bir göl falan bir şeyler olsaydı yine düşünebilirdik ama birazdan yola devam edeceğiz. Emre beni durdurdu. Biraz fotoğraf çekelim sonra Elmalı'ya gidelim. Dediğim gibi Pozan'ı atladık. Bir de Kızlar Sivrisi'ni atlayıp İmecik'ten Elmalı'ya fotoğraftan sonra geçeceğiz. Şöyle güzel bir post çekinelim de Instagram'daki takipçilerimiz görsün. A few moments later. Bihter burada Elmanın meşhur olduğunu yani duydu. Annemler mesela ödemişte bana tek bir yerden, tek bir mandradan alıp gönderirler ve onun sen tadı buradan farklı. Sen buradan borca al. Burada bak iddia ediyorum. Çok mutlu etti bizi de. Vallahi bak burada iddia ediyorum. Ben burada yediğiniz helvayı hiçbir yerde yiyemezsiniz. İddia evet. Ediyorum. Evet. Bir de leblebiymiş. Her yere götürdüm. Evet, leblebimiz de. Mümkün evet. Değil. Ama su da içeceksiniz. Leblebiden sonra. Evet. Keçi dondurması vardır hakiki keçi. Tamam. Evet. Oraya da ben baktım. Paşa Cami suyundan içseniz ya. Paşa Cami. Yukarıda göreceksiniz. Hangi otel ayarladı Osmanlı sizden? Camisi. Hadi hangi otel? Buzdolabından akıyor. Şakir Akça. Tamam Şakir Akça'nın motorları nereye koyacaksın? Sen helvacılara... Ali, sen helvayı met ettik. Onbaşı helvası bu arada. Onbaşı helvası. Hatta yeni yapıyorlarsa sıcacık.
Üyeleri ver. Abi yeriz daha ya. Gel gel valla. Oturun lütfen. Olmaz. Kesin yarar. Burası Likyalılardan kalma bir yermiş. Buraya yerleşmişler. İleride de müzesi varmış bu arada. Onun haricinde de savaş döneminde önceden çok dünyanın yedi harikasından biri olarak nitelendirilen de bir para basılmış. Deka neydi? Deka Drahmi. Deka Drahmi diye bir para basılmış. Hatta onu buradan kaçırmaya falan çalışmışlar. Bayındır sikkesi diye geçiyormuş. Ama onu yakalayıp hemen Antalya'daki müzeye geri götürmüşler. Çok güzel de tarihi evleri varmış. Aslında dolaşabiliriz. Bu akşam da etkinlik varmış. Bu video bitmiyor. Bitirmeye çalıştıkça ben bitmiyor. Bu arada biz gelirken... Yöremizin müziklerin konseri var yani. Biz çekim yapıyor ama sıkıntı olmaz. Bu arada Mustafa Başkanım Elmot muydu? Evet. Elmot. Elmot, Elmalı Motosiklet Topluluğu'nun başkanı ve Güzide ekibi burada. Sekreter ya. Sekreteri, sağlık üyesi. Zaten. Zaten. Başkan yardımcımız vardı. Nerede? Başkan yardımcımız vardı. Para buymuş. Ali Bey az önce bizim motorları zincirini yağlayan kendisi. Fötür mötür şekil yani geziyor ya. Adam şekil vallahi ya. Sağ olsunlar, bizleri burada direkt karşıladılar. Allah razı olsun abi. Sizlere de buradan teşekkür etmiş olalım. Sözde değil, kayıtta kalsın değil mi? Allah razı olsun. Peki o zaman... siz hiç motorcu köpekler gördünüz mü? Bu da motorcu köpeklermiş bunlar. Evet. Bunlar da kulübün üyesi mi başkan? Evet, kulüp üyesi. Kulüp üyesi. Evet. Bunlar ne yapıyor? Bunlar iyice herhalde. Ama onu sevince burası hemen harekete geçiyor. Burada da var bir tane. Evet, motosiklet olanları da bırakmıyorlar. Başkan yardımcımız bir görüntü yazsın. Başkan yardımcımız. Aynı zamanda motosiklet. Ali Bey. Aynen, motosiklet. Bizim az önce... Hemen bak. ben de... Zahmet o kadar çekilir. O kadar. Final kaç yıllık? Burası 650 yıllık olması lazım. Herhalde evet. Bakarız tarihine de tam hatırlamadım. Aynen. 1610'da yapılmış burası. 1610'da. Osmanlı fethettiği yerlere çınar biçermiş. O çınar Sebebi öyle bir bölge. Bir de artık Osmanlı sembolü çınardır. Hani değil Osman mi? Gazi'nin rüyasında büyük bir çınarla büyük bir devlet kurduğu ortaya çıkıyor ya. Hı hı. Çınar Osmanlı'yı temsilen her yere dikilmiş. Elmalı'da 7 tane var. 7 tane. Ha, böyle 7 tane. Çok çınar var da böyle yaşlı 7 tane. Burası Saraybosna ganimetiyle yapılıyor. Ömer Paşa tarafından. ...1600 yıllarında yapıldığı söyleniyor. Gene bakarız. Kimse yemez abi şimdi onu ne? Ya şey yaparız. Kuşun. Allah, vallahi günah. Neydi Yusuf Onbaşı? Burada abi, efsane elması var. Tavsiye ben ederiz. Tadımlık olarak bir ihtardın. O yüzden paket alırsınız. Paket alırsınız. Gidelim var. Burası Elmalı Dağı. Eski Elmalı. Şurası restore edilen bölüm. Direkt belli oluyor. Burası restore edilen bölüm. Eskiden pazar yeri şurasıymış. Biz şu taraftan mı geldik? Evet. Şuradan. Şuralarda bir yerdeydik. Aşağıda değil mi? Kullanmış gibi şey. Buralar restore olan yer. Şu şeyden çıktık. Ağlar yokuşuna göre mi? Kendini belli ettim. Karşıdaki rampa var ya. Hedef şeydir zaten. Bölgeyi de ince katlar restore etmedik ama. Bu az önce güneşle ilgili bilgiyi sen tekrarlasana be. Tabii. Neydi? Güneşle ilgili işler müdür olarak. Güneşin? Güneş enerjisi için en uygun alan diyelim, evet, değil mi? Yerlerden birisi. En uygun yerlerden birisi. Dik çünkü güneşimiz. En fazla güneş dik olarak en fazla bu bölgeye geliyor. En fazla zaman diliminin, evet. En fazla zaman aralığı olarak en fazla alan yermiş burası. Onun için güneş var. Yerlerde biliyorlar burayı yani enerji için. Çok yatırım var burada güneş enerjisine. Ve biz odamıza geldik, yerleştik. Çok uzun bir gün oldu. Çok çok güzel bir gün oldu. Emre ile beraber bufflarımız yetersizdi. Onları elimizde yıkadık. Kurumaya bıraktık. Birazdan Ali abilerle birlikte birazcık şurada yukarıda festival gibi bir şey varmış. Ona gideceğiz. Ne yapacağız bilmiyorum. Belim ağrıyor.
Sonra da şöyle bir şey olacak. Bak şimdi. Ay tam arkaya yatacaktım. Şöyle bir şey.